Bize para lazım Emine. Size ne zaman para lazım değil ki? Bu seferki çok önemli Emine. Hangi sefer önemli değil ki? Hüseyin abim para bulamazsa hapse girecek yenge. Ne? Hapse mi girecek? Evet. Kesin mi? Kesin. İyi o zaman. Olsa da verme. Hüseyin abimin telefonuyla bir kadını taciz etmişler. Durum kritik. Olayı çözmeleri için emniyete 300 liralık kontör göndermemiz gerekiyor. Emniyettekiler kontörle mi çalışıyor? Maaş almıyor mu bu adamlar? Kızım, olay çözüldükten sonra kontör paralarını bize iade edecekler. Beni alakadar etmez Hüseyin efendi. Hem sen telefonunu elin sapıklarına neden kullandırtıyorsun ki? Ben kimseye telefonumu kullandırtmadım kızım. O zaman sen taciz ettin elin kadınını. Yapmış bir hata yenge. Şimdi onu konuşmanın sırası değil. Adama hasret etme Şükrü. Ben kimseyi taciz maciz etmedim. Delirtme adamı. Haklısın abi. Suçluluğun kanıtlanana kadar sana suçsuz muamelesi yapmamız lazım. Tabii bu senin en kanuni hakkın. Eğer ben kimseyi taciz etmedim diyorsan o zaman durumu git emniyete anlat Hüseyin. Ya kızım suçlu bulunana kadar içeride mi yatacağım yani? Bu durumda yapılacak bir şey yok abi. Ya 300 liralık kontrolü göndereceğiz ya da gireceksin içeri. İşin yok, gücün yok. Evde yatacağını emniyette yat. Hem sen emniyette olursun hem de ben. Yürü Şükrü, yürü. Bak, bana bak burada boşu boşuna zaman kaybediyoruz oğlum. Gidelim birilerinden para bulalım. Yoksa 7 yıl içeride ben yatamam. Hadi yürü. 7 yıl mı? Bu cezalar da pek hafifmiş canım. Bir adam telefonla taciz etti miydi en az 27 yıl yatacak. 27 yıl. Kapıyı kapatın bari.